Agalarım, herkese selamlar. 9 Ağustos 2024 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Sezonu artık resmi açıyoruz mu diyeyim. En azından kendi ligimizi resmi olaraktan açıyoruz aga. Güzel maçlarımız var. izlediğimiz takımlar ideallerinden yüksek oranlarından bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar aga. Öncelikle skor yarışmamız var onunla başlayalım. Bir adet skor yarışmamız var. Galatasaraylı Atay Spor. Maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Galatasaray'ın son durumu biliyorsunuz birazdan bahsedeceğim. Bilen 3 kişiyi de 7 günlük WhatsApp gruplarımızda misafir edeceğiz. Skor yazmanız yeterli olacaktır. Daha önce Lil Fenerbahçe maçı skorunu da bilen 3 kişiyi bir hafta misafir edeceğimizi söylemiştik. Poco, Emre Avcı ve Turan Çukurlu isimli arkadaşlarımız kazandı. Benimle WhatsApp iletişim hattından iletişim kurulaktan da her türlü soru görüş öneri. En azından bu 3 arkadaşımızla da iletişim hattında desin ki ben buyum ben buyum. Kanalın fotoğraflarını atsınlar. Ben de gruplara eklemesini yapayım. Her türlü soru görüş öneri. Whatsapp grupları hakkında bilgi almak isteyenler. Eleştiri, ne bileyim görüş. Her şey için de benimle buradan doğrudan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlarım. Devam ettim. Yüksek mislerde neler yaptık? Özellikle şu yüksek mislerin olduğu gün. Fenerbahçe'nin maçı olduğu gün. Aga, Karabağ maçının Karabağ'ın bir golü. Sparta bırak maçında maç sonu 1.5 yüz. Sağlık maçında 2 üst iadeli 1,5 açık değildi. zaten 3 gol oldu. Geldi 5.000 misli 1.87 gibi orandan zaten burada çok güzel bir yaklaşık 4.000 küsur TL'lik bir kazanç elde ettik. Yanında da Lil Fenerbahçe vardı. 2.000 misli olarak rallendirdiğim bir karşılaşmaydı. Ben Lil'in bir yarıyı kazanmasını bekliyordum. Zaten maçı da kazandı 2-1 skorla. Ben o gün de dedim bizi burada turu geçersek burada değil İstanbul'la geçeriz dedim. Aynı şekilde ona göre de güvenliğime göre de misli vermiştim. Devam ettik. Aga İdeal kombinlere bakalım. Bakın solda gördüğümüz basketbol ideal kombineydi. Sağda gördüğümüz de 90'da iptal olan YouTube kombinesiydi. Solda gördüğümüz ideal, ideal kombine basketbol kombineyi. Basketbolda zaten çeyrek yarı finaller mi? Çeyrek finaller mi? ne oynanacak? Ondan sonra işlem tamam olacak zaten. Sanırım yarı finaller oynanacak bugün. Ee, basketbol içeri aldık geçelim. Sparta Prag maçında 90'da gol geldi. Arkadaşım bir yalnız Sparta'dan yattık. Kanka bir izle bak bakayım. 90 artı 3'te ben gol attırmışım burada Sparta Prag. Vardan iptal ettiler. Böyle e, hava pozisyonunda kornerde itme var diyerekten de vardan iptal etti. Artık ne diyeyim 90'da iptal olan gole de bir de gol geldi 3 dakika sonra falan iptal oldu. Öyle söyleyeyim ben size. Devam ettik. Canlı olarak zaten WhatsApp gruplarımızda izlediğimiz karşılaşmalara açıklama yaparak ve yüzde önererekten de canlılarımız devam ediyor. Bir de herkes açık, herkes açık Telegram grubumuz var. Açıklama yorumlar kısmında buraya da tıklayarak da katılabilirsiniz. Başlayalım isterseniz. Agalarım. Sizlerden beklentim bugün ideal kombin önermedim ama cumartesiye önerebilirim. Cuma videosunda zaten 5 tane maçımız var. maçlarda güzel. Zaten anlatışından da anlarsınız az çok hangi maçlar alınır, hangi maçlar alınmaz şeklinde. Şimdi başlayalım. Beğenini ve yorumlarınızı bekliyorum. Artı 500 Aga. Fürt maçıyla başlayalım Aga. Karsel son mücadelesinde Deplasman'da 2-1 skorla kazanmasını bildi. Ama ya şöyle söyleyeyim. Rakibi biraz zayıf kaldı. Ya rakibi biraz zayıf kaldı. Şimdi kendi evinde de favori çıktı bu maça. Ama kolay maç olmaz. Yani ben Fürt'ü de geçen hafta izledim. Şöyle iki takımın da oyunun göz önüne getirdiğim zaman da ben bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Oranların bak Fürt'te zaten 3 oran vermişler. Ne olur bilmem. Bakalım Dert Basman'a nasıl oynayacak ama ben bu maça gollere gitmedim. Cuma günü olması kaynaklı. Biraz kaçamak yapmak istedim Aga. Şimdi Hague takımda oyun içinde olacağını düşünerekten de bence korner tercihi burada. 8.5 açarlar mı bilmiyorum ama muhtemelen 9.5 üstten başlatacaklar. 8.5 açarlarsa 8.5 üst korner, 9.5 açarlarsa da 9.5 üst korner olaraktan da tek başına günün cuma günleri tek aldığım korner karşılaşması. Midland'la Wage'le mücadelesi. Midland'ın ligdeki pardon Avrupa'da son oynanan mücadelesi vardı. French Warosh mücadelesi. Orada ben YouTube videosunda ne önermiştim? French Warosh'un atacağı bir gol. Aga neler neler kaçırdı. Yani neler neler kaçırdı. İkinci maçta KG yaslar geçeriz. Veya ev sahibi sürprizden de evi buçuk üst falan yaparız. Notlarını aldım ben de. Vejde ile oynayacak. Ben bu Vejde'nin de bron bir maçı vardı. Dep basmanda o maça iki buçuk üst almıştık. Yüksek misli olaraktan da. 2-1 bron bir kazandı. O maçta çokça pozisyon buldu dep basmanda. Fakat sonu oynamış olduğu kendi evinde bir Nostalnet mücadelesi var. O maçta da sağda yok gibiydi. Burada Midland'ın yorgunluğundan kaynaklı. E, gol atabilir mi? bilmiyorum atma ihtimali var ama ev kaliteli ekip olduğundan ve ilk iki hafta puan kaybı yaptığından kaynaklı. Onlar da zaten bu ligin yani elit takımlarından bir tanesi. Burada galiba Midland'ın atacağı iki golü değerlendireceğiz. Ev sahibi bu burada idealden akabilir. Ama şunu söyleyeyim. Yani deplasman ekibi de bir tane atarsa benim maç skorumda tam 2-1 aga. 2-1 skora göre de şu önlemi yüksek oran çıkartabiliriz diye düşündüm. Dediğim gibi tam 2-1 skor beklentim var. 2.5 üstünde bir yaparsanız da oranı minimum 1.80 seviyesine de kadar da çekebilirsiniz Agam. Galatasaray atay Öncelikle maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi Galatasaray tarafında geçen sezonda Galatasaray sezonun ilk açılış maçında Kayseri Spor'a puan vermişti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Galatasaray 5-0'lık bir mağlubiyet aldı. Yani kendi ayaklarına sıkmak istemiyorlarsa bu maçı kazanacaklar Agam. Öyle söyleyeyim. Çünkü yani taraftarın tepkisi az buçuk belli oldu. Eğer tamam 5-0 yenildiğiniz ama sezonda böyle olmasın diyerekten de gerekli mesajlar verildi. Birkaç transfer yapıldı, birkaç transfer daha olacak. Derik Kön, Kerem, Spartak, Moskova'ya gidebilirler. 22 milyon artı 3 milyon mu ne teklifler var sene sanırım. Bir şeyler var, iki tane oyuncu gidebilir. Onun yerine ne bileyim transferler düşünülüyor. Sürekli bir söylendi çıkıyor zaten de bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın ben burada güzel bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Aga benim burada beklentim Hatay'da gol atabilir mi? Tabii ki atabilir. Hiç problem değil. 2.5 üstünde bir, bir Galatasaray galibiyeti bekliyor muyuz? Ben bekliyorum Aga. 2-1 olmadı 4-0, 4-1, 3-1. Yani gollü bir maç geçer gibi geliyor. Canlıdan çok güzel kovalarız bu mücadeleyi. Onun dışında 2.5 üstten 1 aldık mı aldık. Korner olarak şu an açık değil ama İlk yarı 4.5 üst kornere güzel oran veriyorlar. 1.60, 1.70 oranı oluyor aga. İlk yarıdan da geçen sezon Galatasaray'ın kendilerindeki maçları hep değerlendirdik ve değerlendirmeye de devam edeceğiz. İlk yarı 4.5 üst kornerde olabilir. Kadro zaten geçen sezon kadronun aynısı. Sakarya Spor'la Keçiören karşılaşması. Sakarya çok iyi transferler yaptı. Özellikle Süper Lig, golcü, Süper Lig transferleri yaptı diyeyim ben size. Ayan Rabit'i aldı. Ve Gradel'i aldı. Aga. Sivas Spor'dan bildiğimiz yani o meşhur Sivas Spor zamanlarında ve sanırım e, Fildiş'i fil dişi. Doğru değil mi? Fil edecektim bir an. Fil milli takımda da oynuyor zaten. Yani Süper Lig'in şeylerinden, buklarından bir tanesi Gradel. Kanatta çok etkili olacaktır. Sakarya bu maçı arkadaşlar kendi sahasında zemin çalışması olmasından kaynaklı. Bakın şurada da yazıyor zaten. Siltaş yapı Pendik Stadyum'da oynayacak. Yani Pendik'in sahasında oynayacak. Maç İstanbul'da. Yani o taraftar desteğini ne kadar arkasını alır bilmiyorum. Yani maça kim gider kim gitmez. Penny'in stadyumunda zaten taraftar var yok belli olmuyor açıkçası da. Velhasıl kelam Sakarya'yı ben bir adım önde görüyorum. Keçiören de transferler yaptı. Özellikle Kolkur, Roka gibi iki tane önemli isim aldı. Onlar da çok fazla isim aldı. Ama Sakarya Suat Kaya ile birlikte sanki bir adım daha önde gibi geliyor bana. Ben burada yüksek oran denemesi. Bak taraf riski, oran riski zaten karşılıyor. Ben taraf öneriyorum. Maç sonu bile de oradan bir Sakarya galibiyeti alabiliriz. Onun dışında sisteme atarsanız da tek fark var. 312 yazıyor ya. Handikap 0. Yani ya 1-0 ya da 2-1 bir skor var. Yani tek farklı bir Sakarya galibiyeti gelebilir. Benim beklentim bu yönde. Geçtik Sporting mücadelesine. Son mücadelemiz. Sporting'i de ben değerlendirmiştim bildiğiniz üzere. Porto maçında ev sahibi bir yarı kazanır şekilde. ilk yarı 3-1 kazandı fakat mücadele 3-3 bitti. Uzatmalarda da Porto attı. 4-3 Porta kazandı. Sporting inanılmaz bir kadrosu var ve güç kaybetmedi. Yani Göyük Ertesi falan şey alacaktı. Arsenal alalım vesaire diyor da olmadı aga. Takım canavar gibi oynuyor. Muazzam bir oyun var. İlk yarıdan bir galibiyet. Zaten bu maçta oran bulamazsınız. İlk yarı galibiyeti değerlendirebilir. İlk yarı Sporting Lisbon galibiyeti. İlk yarıdan benim skorumla 2-0. İlk yarıdan 2 tane atabilirsek güzel olur. Yüksek orandan da Sporting Lisbon ilk yarı ev sahibi. iki tane gol atarsa da 2.36 ya bir oran alırsınız. Ee, i̇lk yarı bir tane var da ilk yarıyı ben de önce, önce kapatacak. 2-0'ı biterse de şöyle. ilk gol 16-20. ikinci gol 42-43. 2-0 bizi mutlu eder. Yüksek oranlarında 2.36'dan ilk yarı ev sahibi 2 gol atabile denenebilir. Benim önerilerim, düşüncelerim bu yöndeydi. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ücretsiz grupta elimizden geleni yapacağız. Oraya da ücretsiz tahminler atmaya çalışacağız. WhatsApp gruplarına zaten bildiğiniz gibi devam ediyoruz. Değerlendirecek arkadaşlar bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.